genel izleyici kitlesi için uygundur. Merhabalar herkese. Gelecek İçin Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Yarın LGS sınavı var. Bütün Türkiye'de aynı anda yapılacak ve 8. sınıf öğrencileri LGS sınavına girecekler. Heyecanlı bir gün, güzel bir gün. Yarın bütün herkese sınavında başarılar diliyorum. Verdikleri emeklerin karşılıklarını almalarını diliyorum. Değerli bir uzmanımız var. Uzmanımızla birlikte son günü konuşacağız. Sınav sabahını konuşacağız. Sınav anını konuşacağız. Yardım etmeye çalışacağız. Destek olmaya çalışacağız. Aynur Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Yarın sınav var. Bu akşam neler yapsınlar? Aileler yemekte neler konuşsunlar? Kaç gibi yatsın? Çocuklar nerede yatsınlar? Neler düşünürler? Neler olur? Neler hissederler? Kaygı olur mu? Kaygı nasıl gelir? Nereden gider? Nasıl azalır? Biraz bahsedebilirseniz mümkünse. Şimdi ilk önce girecek olan bütün gençlere, öyle diyelim, başarılar dilerim. Aha. Hepsinin emekleri boşa çıkmasın. İnşallah. İnşallah kalplerinde olan her şey gerçekleşsin. İnşallah. Aileler için de aynı şey temenni ederim. Şimdi sınava artık bir gün kaldı. Ya sabah sınavı. Bu hikayede bugün çocukların bir deneme yapmadan geçirmeleri gerekiyor zaten. Ve aileleriyle birlikte zaman geçirmeleri gerekiyor özellikle. Hatta hani buna çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Sabahleyin normal sanki sınava gidiyormuş gibi kahvaltı yapılıp, aynı saatte kalkılıp. Akşam da anksiyeteleri yüksek olacağı için bugün son akşam biraz 15 dakika geç yatmalarını. Çünkü o anksiyete artınca, o saatte yatınca, normal saatte yatınca desteklemiyor sistem. Ama bir şekilde bir 15 dakika geç yatınca, yani 11-11 çeyrek yatınca daha rahat uyurlar. Çünkü gece uyanmamaları gerekiyor. Ama bunun dışında bütün gün boyunca faaliyet problemi, yani programları yapmaları lazım çocukla beraber. Şimdi akşam ne yapılır mesela? Yani akşama kalmadan bence gündüzden kahvaltı yapıp işte açık havada gezintiler veya birlikte işte müze gezmeleri, sinema çok kapalı olmamak şartıyla. Aynı şekilde çocuğun hoşlandığı aktiviteler varsa bunlar yapılması ya da çok sevdiği arkadaşları varsa sınav konuşmamak şartıyla birlikte o zamanı geçirmeleri onların bir şekilde. Akşama doğru geldikleri zaman çocuğun anksiyetesi çok artacağı için, çünkü artık süre bu gece. Birlikte yemek yemek noktasında bu konular hiç konuşulmaması. Çocuk konuşunca dinlenilmesi gerekiyor. Ve çocuğa şu, çok doğal, hani bu çok da gözünde büyütme ama herkes aynı hani heyecanı hisseder. Bu bir stres değil, bir heyecandır. Ama bu hani herhangi bir sunum yaparken ben de bunu hissederim. Herhangi bir hani bir yere giderken ilk defa gidiyorsam ben de aynı duyguları hissetmem, doğaldır. Bu bir süre sonra hani geçecek diye, hani bir şekilde onun yaşadığı ve hissettiği şeylerin normalize edilmesi. Anlıyorum seni, güveniyorum evet, sana. Sadece dinlemek. Dinlemek. Dinlemek yeterli kalıyor mu? Çünkü şu, dinlemek zaten anlaşılmanın en üst seviyesi. Eğer dinlemeyip o bir cevap verirse ebeveyn, orada sistem başka bir tarafa kayabilir ve yönetilemez. Bir de son gün artık, yani çocuk bu gece yatacak, sabah şey yapacak. Ve daha yapılacak bir manipülasyon da yok, alan da yok, zaman da yok. Onun için hani dinlemek en kolay çözüm bence. Yani dinleyip hani ne güzel elinden geleni yaptın. Bu ana kadar her şey tamamdı. Daha bundan sonra yapılacak bir şey yok. Sınava gireceksin ve bitecek, sonra hayatın normal hayata döneceksin diye konuşulması yeterli. Peki başka neler konuşsunlar mesela akşam yemeği? Valla en iyi yöntem şu, duygusal olarak kendilerini iyi hissetmeleri için tatil programlarını konuşsunlar. Yazın yani sınavdan sonra ne yapacağız, nereye tatile gideceğiz, hangi otele gidilecek, hangi kampa gidilecek ya da bir ay sonra ne yapılacak, 15 gün sonra ne yapılacak. Bunların üzerinde projeler yapılırsa veya sınavdan sonraki ilk haftada normal hayata nasıl geçilecek diye konuşulursa, hem umut vaat ettiği için çocuk daha sakinleşiyor, hem de geleceğe dair hani o andaki duygusal karmaşa ve kaos hikayesi hissetmeyip geleceğe dair daha mutlu şeyler efektif. Hani o kendisini daha iyi hissetme sistemini sağlayacak çocuk. Onun için hani o alandan biraz daha uzak kalması sağlanabiliyor. Mesela bir kaygı gelirse mesela, gelir mi?
Yani şöyle söyleyeyim, şimdi akşam yatma sisteminde, yatma noktasında kaygı gelecek bazı çocuklar için. Özellikle çok az çalışan çocuklar için bu somatize de olabilir. Mide bulantısı, kramplar. Vücuda yansıyabilir. Aynen. Bu hani bu gece de olacak, sabahında da olacak. Hani bu tür çocuklarda yapılacak bir şey noktasında hani tamam bu geçici bir şey, merak etme, hadi gel bir sıcak su, duş alalım diye hafifletecek ve paniğe kapılmayacak. Ebeveyn paniğe kapılmaması gerekiyor. Çünkü çok hazırlanmadığı için çocuklar bu şekilde somatizasyon yaparak, onu yönlendirerek kendine bir savunma mekanizması geliştiriyor. Ama bu hani şöyle diye düşünelim. Şimdi akşamleyin bu sistem o kadar çok problem olmuyor. Bir şekilde geç yatınca da uyuyacak zaten, otomatik halde yerleşiyor. Vücudu zaten uykuya geçiyor. Ama sabahleyin bir tık daha erken kalkacaklar. Onu uyutmamaları gerekiyor. Yani yeniden uyu demesine gerek yok. Kalkan kalkacak. Ama burada şu, çocuğa şu hani anlatılması gerekiyor. Yani sen sabahleyin kalktığında, bir şekilde sınav gününün sabahında kalktığında senin stresin 100 birim olacak. En üst düzeyde olacak. Hatta bu geceden de 100 birim olabilir. Sorun değil. Bu doğal ve normal olduğunu anlatılması gerekiyor. Sonra biz işte kahvaltımızı yapacağız. Hala 100 birim olacak. Sonra biz arabaya bineceğiz, işte okula gideceğiz. Yine hani o 100 birim olacak. Sen okula gittiğin anda arkadaşlarını gördüğünde 98 birime düşecek. Ondan sonra sen işte o hani basamak basamak gidilirse işte yürüdün, sınıf yapılan yere girdin, oturdun sırana, arkadaşlarına selamlaştın. Çünkü aynı okulda girdikleri için kendi çocuklar. Okullarına gidecek. Tabii o onun için güven duygusu. Tuvalet çok belli, yer belli, tabii, sıra güven belli. Güven duygusunu çok rahat hissediyor çocuk o noktada. O zaman da 98 birim inecek, hani bir şekilde 95'lere 90'lara inecek. Şimdi oraya kadar o yüksek duracak. Onun için hiç kafanı takma sen. Ona o var, dursun orada diye konuşulması gerekiyor. Sonrasında da işte kodlama başlayınca, isim yazmaya başlayınca, olabildiğince 85'lere iniyor sistem. Çocuğa bu basamak böyle anlatılması gerekiyor. Ama sen oturup adını kodlayıp ilk soruyu okuyup sınav başlayıp ilk soruyu okuyup çözmeye başlayınca 70-60 birim normal stres düzeyine iniyor otomatikman. Ve yönetilebilir hale dönüyor. Çocuğa bunun nasıl olacağını anlattığımız bu zaman şekilde basamak basamak anlatılınca zaten çocuk şu, ya bir dakika bu zaten olacaktı, doğal, paniklemeye gerek yok diyor. Çünkü çocuk şunu biliyor, ilk soruyu çözmeye başlayınca benim aşağı inecek ve normal hale dönecek. Çünkü kodlandıkları için o kadar çok deneme yapıyorlar ki hepsi. O bir şekilde aşağı otomatikmen iniyor. Çünkü şartlanması şu. Soru oku, soruyu cevapla. Orada da ilk önemli olan, hani bu her çocuğa hani bir şekilde söylenmesi gerekiyor. Mutlaka her bir bölüme başladığında bölüm değişikliği yaparken de. Yani atıyorum Türkçeden inkılaba geçer. Aynen. Bir de sınav sözel başlarken, sayısal başlarken ilk iki soruyu yavaş okuyup altını çizerek yaptığı zaman anksiyete veya stres veya kaygı, bir şekilde ne diyorsanız o sistem bir şekilde kendini aktive edebilecek noktaya getirmiyor. Çünkü davranışsal olarak yavaş okuduğu için ve kalemi de kullandığı için düşünsel sistem aktive olmuyor. Otomatikman o davranışsal sistem aktive olduğu için sistem rahat geçiyor. Süreç başlıyor kafasında. Evet. Orada önemli olan iki soruyu yavaş okuması. O iki yavaş okuduğu zaman da sistemi yönetilebilir hale geçtiğini zaten fark ediyor çocuk. Normalleşiyor sistem. Tabii, ve başlıyor. Evet, normal zaten hissettiği. Zaten ondan sonra otomatikmen gidiyor. Peki kahvaltıda ne konuşsunlar? Evden çıkarken ne konuşsunlar? Yani bazı çocuk diyor ki annem gelsin, bazı çocuk diyor babam gelsin. Akşamdan bence bu konu konuşulması gerekiyor Koray Bey. Çünkü çocuğun güvenlik alanı sağladığı, çünkü çocukların stres ve kaygı düzeyi maalesef ki ebeveynlerden aldıkları için çok yükseliyor. Yani şu anda ebeveynler çocuklardan daha stresli. Çocuklar bugün olalım da kurtulalım diye bakıyor. Ebeveynler hani biraz daha geçsin. Hani bir iki gün daha olsaydı iyi olurdu diye bakıyorlar. Evet. Onun için hani çocuklar bu duruma hazırlar. Onun için ebeveynler kendilerine daha çok hani sağaltım olarak daha sakin dursunlar. Hem de çocuklara bu durumu yansıtmasınlar. Aile ne kadar dengeli durursa çocuk kendi daha güvende hissediyor. Tabii, kesinlikle öyle. Onun için hani kahvaltıda konuşulacak konudan önce akşamleyin hani şunu konuşulması gerekiyor. Sınavda biz gelelim mi? Baba olarak, anne olarak birisi halasını seçer, birisi dayısını seçer, öbürü anneannesini seçer. Yani o çocuğa o izin verilmesi gerekiyor. Artı şu da sorması gerekiyor. Sınavda dışarıda bekleyelim mi seni? İster misin?
Yani bazı çocuklar onu istemiyor. Orada olmalarını bilmelerini istemiyor. Çünkü arada süre var ya, bekleme 45 dakika. İşte o süre o çocuklar için de uzun olduğu için hani bir şekilde orada ebeveyni olmayınca daha özgür hissedebilme gibi bazı çocuklar, her çocuk farklı farklı çünkü. Onun için çocuğa sorulması gerekiyor. Çocuk yani karar verecek. Sabahleyin tabii çocuk karar ama verecek. Ama kararı da sorgulanmayacak galiba değil mi? Hayır. Hani ben de geleceğim, ben de geleceğim. Hayır. Falan. Hayır. Çünkü sınava girecek olan çocuk ve kendine güvenmesi gereken çocuk, ebeveyn değil. Tamam. Çünkü bazen aileler şey yapabiliyor ya. E vallahi şöyle hani kimse giremiyor ki sınav anda, sadece evet, çocuk giriyor. Katının dışına bekliyorlar. E tamam, orada beklesinler ama çocuk onu istemiyorsa gitsinler iki sokak ötede beklesinler. Hı. Yine beklemiş olsunlar. Anladım. Peki sabah giderken çocuk biraz fazla heyecanlanırsa aile ne yapabilir? Yani ya biz senin girerken elinden geleni yaptığını biliyoruz. O kadar yapmadıysa çocuk nasıl bir cümle kullanır? Yani yine de aynı cümle kullansın. Şu anda artık hani elinden geleni yapacaksın, gireceksin. Hani sonuç bir şekilde bizim yönetebileceğimiz bir şey değil. Sen elinden geleni yaptın. Ya da şu anda da yapılacak bir şey yok. Gireceksin. Elinden geleni yapacaksın. Zaten hani bir şekilde okuma anlama ile ilgili okuduğunu anlayabileceğini de biliyoruz biz. Sana güveniyoruz deyip girecek, bu kadar. Daha artık hani bitti, olay bitti. Yani girdiklerinde. Sınav, çocuk sınavda içeri girdi, oturuyor. Mesela tuvalete gitmesi gerek, suyunu yere koyması gerek. Yani hani çocuk orada ne hisseder, ne duygu vardır? Valla şu davranış anda nasıldır? Şu var, hani şimdi stres altındayken sinir sistemi değiştiği için hani sık tuvalete gitmek veya su içmek, hani ağız kuruluğu veya karın ağrısı, bazı çocuklar somatize edecek. Bazı çocuklar hiçbir şey yokmuş gibi oturacak, sakin sakin bekleyecekler. Ama burada hani sınav başlayana kadar hepsini ne yapmak istiyorlarsa yapacaklar. Onu engelleyemeyeceksiniz. Ama sınav başladıktan sonra yani olabildiğince çocukların çok fazla su içmeden, az suyla idare ederek hani ağız kuruluğunu geçirecek kadar içip sınavı devam etmeleri. Çünkü her bir şeyi yaptıklarında dikkat dağılımına sebep olacak. Sonra odağı bozulmuş olacak. Tabii. Bunu da hani artı şu var. Hani zaten çocuklar bir şekilde denemeleri fazla yaptıysa sınava girdiğinde otomatikman soru çözecek. Hangi anda duracaklar şu. Zor bir soruyu gördüklerinde, eğer bu konuda da şunu eğitildilerse, zor bir soruyu gördüğünde soruyla konuşma bir. Asla soruyla konuşma. Bu çok zor, bu çok kolay. Hayır. Bu birinci madde. Peki. İkinci madde şu. Hani soruyla konuşma diyorum ki çocuklar oradan yorumlama oradan şey yapma. İkinci madde soruyla uğraşma. Yani bir dakika harcadın, yapamadın. İkinci, özellikle matematikse ikinci dakikada yapıyorsun, yapamıyor musun? Atla, işaretle, hatta üzerine de konuyu yaz. Üstü sayılar, tam sayılar. Koy, kağıdı da katla, öbür soruya geç. Bu Türkçe'de, sözelde yaptıysa aynı şeydi. Bir dakika çalışsın, baktı yapamadı mı? Tamam, atla. Ama birincisi en önemli, soruyla konuşmaması lazım. Soruyu, çünkü atıfta bulununca hatta sınava başlamadan önce de konuşmaması lazım. İşte sınav çok zor olacak. Bilmiyoruz. Evet. Yani o algıyla girmemesi gerekiyor. İşte stresin en çok hani yüklendiği bölge durduğu anda olacak. O durduğu anda da çocuk kendini yönetebilip bir sonraki soruya geçip, hadi diyelim ki geçemedi. Ama daha nasıl yapması lazım işte, o çocuk? Mesela bir kitlenme, bir orada yavaşlama, kitlenme, bir anlık olduğunda, durma oldu. Hani şu var, gözünü kapatıp derin nefes alıp sevdiği bir an vardı. Daha önceleri anlatmıştık. O görüntüyü çağır, bir 30 saniye falan. Ondan sonra hemen sisteme... Kitapçığı kapatsa mesela, bir 10'a kadar saysa ya da fikir olarak söylüyorum. Kitapçığı kapatmasın. Kapatmasın. Çünkü algı alanı tamamen daralır. Tam tersi, kitapçık orada kalsın. Gözünü kapatıp, hani bir etrafında insan olmasıyla gözünü kapatıp 2 saniye hani 10'a kadar sayması da. Ama sevdiği bir görüntüyü çağırırsa o bir şekilde şeyi sağlıyor. O duygusal anı yönetimin daha hızlı sağlıyor. Onun için hani o sevdiği bir görüntünün olması... Sevdiği bir görüntüyü mesela atıyorum bir evcil hayvanı mı olabilir, bir tatili mi olabilir? Hiç fark etmez, kayak yaparken o geçmişte yaşadığı bir an olabilir. Tamam. Yani önemli olan gözünde canlandırması, o duyguyu oradan hani kaygıdan alıp mutlulukla yer değiştiriyor. Aile bu duyguyu çalışsın mesela, aile oradaki... Yani şu var, çocuk bunu kendisi seçsin, bir tane resmi. O resmi koysun, gözünü kapatıp onu canlandırsın, bitti.
Yani bunu aileyle çalışmasına da gerek. Çocuk kendisi yapabilir kendi bunu. Daha önce aynen. İyi hissetti. Ya da hiçbir şey yapamıyorsa, mesela matematikten girdi, ilk soruyu okudu, çok zor. Hani aman tanrım ben bunu yapamam, konuşuyor. İkinci soruya geçti, vaa bu daha zormuş falan. Nasıl yapacağım? Üçüncü soruyu ben yapamıyorum. İşte şimdi burada kilitlendi. İşte burada durup derin nefes alıp bir şekilde gözünü kapatıp ona kadar sayması bile işe yarar. Sonra kalemi eline alıp yeniden birinci soruyu altını çizerek yavaş olarak okursa eğer sistemde bir şekilde ikinci bölüme geçtiğinde bir dakika birinci soruyu yapamadım ama ikinci soru kolaymış. Çünkü ilk hani baktığınızda 3 tane zor soruyu peş peşe koymuyorlar zaten. Ama çocuk onu o algı kapanması olduğu için onu zor diye algılıyor. Tabii zor diye algılıyor. Yani bir de matematiğe karşı olumsuz düşünce çok üst seviyede olduğu için. Yapamayacağım olmazsa diye. Zor olacak. Ya da kolay soruları mesela çoğu çok iyi hazırlanan çocuklar nerede handikap yaşıyor? Kolay sorularda. Niye? Kolay soruyu okuyor, çözüyor. Diyor ki yok bunda bir şey vardı deyip. Soruyu değişiyor. Evet soruyu değiştiriyor bozuyor. Ve yanlış çıkıyor. Yani onun için hani oradaki sistemde sınav anındaki bir de tabii o kilitlenmeden öte bir de daha önemli bir şey var. Şimdi sözeli bitirdi çocuk. Koca bir zaman var orada. 45 dakika aralık var. 45 dakika. Bu çocuk ne yapacak? Bir de şeyi sorabilir miyim? Mesela sözeli bitirdi, 10 dakika süresi kaldı. Orada ne yapsın? Orada 10 dakika geri dönüp işaretlediği, hani emin olamadığı sorular var ya, işaretledik geçtik ya biz. Evet. Boşta kaldıysa onlara baksın. Ama bütün hepsini tarayamaz. Onlara baktı, 4 dakikası daha kaldı mesela. O zaman tekrar sorum çözsün, ne yapsın, beklesin. Yani ya da uylandığı şeyleri bulsun. Şimdi şu var, açıp yeniden bakıp da onları yeniden bakarsa doğru yaptıklarını da yanlış yapabilir. Çünkü son dakika endişe ve kaygı getirir. Ama 10 dakika kala bir son tekrarı yapar son saniyeye kadar. Ama son 4 dakika bir şey yapması noktasında çok tavsiye etmem Koray Bey. Eğer boş bırakmadığı bir soru varsa, hani boş bıraktığı bir soru varsa 4 dakikada onu yapsın. Ama geri dönüp hani bütün hepsini son dakikalarda ellememeleri gerekiyor. Çünkü kaygı bitiyor ya, zaman az kaldı, o anksiyete. Bir şey yapması lazım, hissiyatı oluşabiliyor. İşte orada yanlış yapmasını arttırır, yönetemez. Sayısalda ama bunu yapabilir. Sayısal zaten teknik bir şey. Sayısalda bunu daha kolay yönetir. Çünkü şu, son 2 dakika olsa bile, 6 tane sorusu olsa bile gözüyle tarayıp çözebilir. Ama sözelde olmaz çünkü o okuduğunu anlamasıyla ilgili bir beceri noktasını duygusal sistem yönetmeyebilir. Ama hani bir şekilde sayısalda otomatikmen matematikte tabii işlem yapacak. Evet. Yani o işlemi yaptığı yorumsal zaman, bir şey değil çok. Tabii otomatikmen hani onu yapabilir. Mesela hani 10 soru kalmış, 10 dakikam kalmış. Paniklemesine gerek yok. Yine yetiştirir. Ama baktığınızda zaten şu, hani birçok çocuk siz de bunun farkındasınız. İlk önce feni yapıyor, garantiye koyuyor, sonra matematiğe. 25 dakikada falan yapıyor. Tabii, 55 dakika geri falan kalan 50 dakikalık süreyi tamamen matematiğe yüklüyor çocuk. Matematikte çocukla şunu konuşulsa, 20 soru, 20 soruyu kaç dakikada çözüyorsun? 20 dakika. Hadi diyelim ki 2 kullanalım, 40 dakika. Yine kaldı 10 dakika. Demek ki sen matematik süreni her şekilde yönetebilirsin. Zaten şu anda hani akşamla o endişe arttığı zaman şunu konuşsun aileler. Bak, bir, bilgi tamam mı? Tamam. Süre tamam mı? Tamam, yönetebiliyorsun. Üçüncü maddemiz ne? Deneme yapıldı mı? Bolca deneme yapıldı. Üç madde tamam, bitti. Eşittir ne dördüncü madde? Güven. Tamam, biz bunların hepsini yaptık, bitti. Hazırız, yarın giriyorsun sınava. Bunları yapmış olması dolayısıyla güven veriyorsunuz ona. Tamam. Çünkü birinci madde bilgidir. Bilgi eksikliğin var mı? Yok. Yok. İkinci, süreyi yönetebiliyor musun? Yönetiyor. Tamam. Denemeleri yaptık bir mı davranışı olarak? Bir sürü kez denemeye olarak girdi. Yani o zaman eşittir. Bu ne ikisi? Güven. Yapabilir miyiz? Dördüncü maddemiz de tamam mı? İşte tamam, bitti bizim. Peki sınav bitti ve çocuk sınavdan çıktı yarın. Beklediği gibi geçmiş olabilir. Beklediğinden daha iyi geçmiş olabilir. Beklediğinden biraz daha kötü geçmiş olabilir. Aile nasıl bir hareket yapmalı orada? Valla ilk bakın siz zaten yakında görürsünüz. Yakında olduğunuz için daha rahat görürsünüz. Sınavdan çıkan çocuklar böyle bir şoklamayla çıkıyorlar. Evet. Yani algıları kapalı oluyor, ne yapacaklarını bilemiyorlar. İlk 5 dakika paralize oluyorlar. Evet. Bazıları 10 dakika, 15 dakika şoklama. Çünkü düşünsenize 1 sene, 2 sene emek harcadıkları süreç bitti ve boşaldı. Bu her sınavdan sonra, üniversite sınavından böyle bir paralize süreç oluyor.
Bazı çocuklarda bir iki saat sürüyor, bazılarda 10 dakika sürüyor. Ondan sonra normalize olmakla ilgili, bir dakika ya ben bir şey oldum, hani bir sınava girdik ama sonuç. Şimdi burada şu, artık yapılacak bir şey yok ya. Çocuğu bu noktada sıkıştırmaya gerek yok. Genci de bu noktada sıkıştırmaya gerek yok. Yani yine aynı cümle. Sen elinden geleni yaptın. Artık bundan sonra özgürsün. Eskileri böyle değişip de bir daha böyle şey. Hayır, ya. Bitti. Bitti. Kaç yaptın? Kaçı doğru mu? Türkçe'de netlerin. Hayır. Çünkü şu gerçeklik var. Diyelim ki siz sonuçlara baktınız çocuğun. Sınavın o gününü. Bugüne puanı belirlemeyecek ki. Çünkü sınav sonuçları açıklanınca bir puan aralığı yeniden değişecek. Evet, katsayılar değişiyor. Çünkü kesinlikle. Kayıtlar başladığı hafta yine değişecek. Yani orada kayıtların okulların puanları. Kayıtların ikinci haftası yine değişecek. Çünkü her şekilde her çocuk yerinden oynayarak gidecek. Yani ne zaman artık kayıtların son haftasında bir çocuğun yeri belli olacak. Onun için şimdiden oturup da hani 4 Haziran'da başlayıp da bilmem ne zamana kadar geçen, yani son kaydın yapıldığı güne kadar kötü geçireceğine, bırakın çocuk elinden geleni yapmış artık. Olan olmuş, yapılacak bir şey yok. Bazen işte aileler şey yapabiliyorlar. Bak o kadar çalışmadın, çalışsaydın aslında yapabilirdin. En azından şunu öğren gibi mesela. Vallahi Koray Bey şöyle bakalım o zaman. Hayatımızda keşkelerimize barındırdığımız ve geçmişimize bakıp pişmanlıklar yarattığımız sürece geleceğimiz asla olmuyor. Ama hayatla ilgili geçmiş için yapılacak hiçbir şey yok. Yok. Ve gelecek için de düşündüğümüz zaman çok fazla bir şey yok. Çünkü an ve şimdi var. Biz an ve şimdiye baktığımızda sağlıklı olarak girdiler, bitti. Büyük bir alan kapandı artık. Yaşandı. Şimdi ve şu an önemli. Evet. Bitti mi tamam. Şimdi keyfini sürsünler. Ailece hepsi keyfini sürsün. Bir de çocuğa sürsün. Olumsuz iz bırakıp da uzun vadede böyle şeyler. Bir de şu var. Bu hayatta sınavlar, bakın bunlar çok basit sınavlar. Tabii çocukların yaşını kaldıramayacağız sınavlar ama gerçekte şu. Ömür boyunca hayatta hepimiz sınava giriyoruz. Sürekli. Ve kitaplarımız yok, defterlerimiz yok. Ben bu sözü çok söylüyorum. Hazırlanmadan her gün bir sınava giriyoruz biz. Onun için hani bırakın çocuklarda sınav izi kalmasın. Yani evet, elimden geleni yaptım ama her zaman yaşamda tecrübelerimizi ve deneyimlerimizi bir şekilde bakıp o yaşadığımız andan hangi tecrübeyi çıkardıysak, hangi deneyimden akıl aldıysak ona göre geleceğimizi hazırlamamız. O ondan öğrendi mi bir şey? Bitti. Hedefiniz buydu, bir bitti. Yani geçmiş olsun çocuğum, bitti. Tamam, bundan sonra sen bütün artık ne yapmak istiyorsan yap, özgürsün. Bundan sonra çünkü hak etti o artık onu. Çocuk zaten. Bu unutulmaması gereken bence en önemli o değil mi? Çocuk yani. Çocuk. Çocuk yani. Yani ve bir şekilde şöyle diye düşünün. Bu sınava hazırlanmaları zaten lise deneyimleri anlamında ders çalışma becerisi, süreyi yönetme, öğrenme. Derslerin temel becerisi, öğrenme, kendini yönetme, baskı altına binlerce beceri kazandı. Sınavı kazanmasa esneklik. Bile, evet. Bakın sınavı kazanmasa bile hani 10 tane değil en azından 20 tane beceri kazandı bu çocuklar. Evet. Bu bile bence büyük bir kazanım. Aynı kanaatteyim size. Şimdi 3 dakika gibi kısa bir süremiz kaldı Aynur Hanım. Şeyi sormak istiyorum. Mesela sınav sabahı, yarın sabah. Aile olumlu duygu yüklemek istiyor çocuğa. Kendini iyi hissetmesi, orada kendini gerçekleşme potansiyelini arttırmak gibi. Hani orada ne yapabilir mesela aile? Yani kahvaltı ya da yolda, yani mesela çocuğu böyle belli bir kıvamda ve onu iyi bir kıvamda tutup orada kendini güçlü hissetmesini sağlayıp oradaki o anı iyi kullanmasını sağlamaya yönelik olarak motivasyonunu arttırmaya çalışıyor. En iyi denemeler konuşulabilir. Çünkü çok stres anında çok fazla konuşmayı duymaz karşı taraf. Yani çocuk da duymuyor. Yaptığı iyi şeyleri hatırlatmak evet, gibi yani mi? Bu şu hani bak gördün mü zaten hani bu bir deneme. Deneme gibi gireceksin. Bütün denemelerde de bir yanlışta iki boşla çıktın. Hani ve de stres altında da çok da kafanı takma. Çünkü stres altındayken bu başarın stresle daha yükseğe çıkacak. Artı iki artı üç olacak diye konuşmaları yeterli bence. Anladım. Yani çok abartarak pohpohlayarak gerçek dışı bir noktaya getirilmemesi gerekiyor. Onu açıkça söyleyeyim. Çünkü zaten çocuk almaz. Yani stres altındayken ötekinin binlerce kelime kullanın, öteki hiçbir şekilde duymuyor. Az kelime, olumlu yönerge. Ve görebileceği ve farkındalık yaşayabileceği olumlu süreçler. Deneyimlediği özellikle hani elinde tuttuğu. Hani bak gördün neredesin, kendin biliyorsun. Bir de bu hani
normal hani rahat yaptığın denemelerde. Ama şimdi sınav anında hani gerçekten kasarak yaptığın için daha iyi bir sonuçla çıkacaksın. Bir de sınav, gerçek sınav daha böyle seçiciliği yüksek ve daha tabii, soruları algısın, daha kaliteli ve kesinlikle. Yani şey, hem sorular süzgeçten geçirilmiş, evet, olduğu, geçirilmiş için yani. Artı hem de bir şekilde hani hata dengeli ve dağılımı olduğu için. Evet. Artı çocuk duygusu olarak daha hani bu işe manipülasyon olarak gerçekçi bir şekilde girdiği için. Hani bazı çocuklarda sınav daha iyi geçiyor mesela. Kesinlikle. Bakın mesela 5 yanlışı vardır bir çocuğun, sınava girer ama çocuk bir bakarsınız bir yanlışla çıkar. Evet, o nasıl oluyor mesela? Ama işte orada yönetim sisteminin son gazını son noktaya veriyor. Orada gaza hani, basıyor. Tabii. Orada hani bütün sistemini aktive ediyor. Çünkü son kullanım sahnesi. Hani bayrağı görüyor artık, yarış bitecek ama tamam koşayım noktasında en üst gaza gidiyor. Hamle yapıyor. Tabii. Onun için hani şu an hani bu hikayede hiçbir şey olmaz noktasından bakılmaması gerekiyor. Önemli olan o sınava kendini iyi hissederek girmesi ve bir şekilde hani uykusunu düzgün yapması, beslenmesini düzgün halletmesi. Ama kendini güvende hissederek hani bir şekilde o sisteme giren her çocuk elinden geleni yaptıktan sonra bitti. Daha sonra hayatın sonuçları bize ait değil. Biz yapılacakları yapıyoruz. Evet, bir de öğretmen olarak minik bir şey eklemek istiyorum. Sabah kalktıkları zaman şöyle bir kahvaltıdan sonra böyle tuvalete gidip biraz böyle beklemeleri gerçekten sınav anında rahat olmalarına katkı sağlayabilir. Yani o tabii bağırsak hani fiziksel sistemi olarak stresle hani de orada çok etkilendiği için. Yaşanmaması evet, falan gibi. Çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım. Çok güzel oldu. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bir sürü şey konuştuk. Güzel şeyler konuştuk. Yarın 1 milyondan fazla öğrenci sınava girecek. Hepsine başarılar diliyoruz. Hepsine güzel şeyler diliyoruz. Hepsi hepimizin geleceği, ülkemizin geleceği, insanlığın geleceği. Herkese başarılar diliyoruz. Sevgiler diliyoruz.